Geçtiğimiz gün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a biri kadın, iki terörist tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, ikisi ağır, 19 kişi de yaralandı. Kadın terörist kendisini patlatırken çıkan çatışmada diğer terörist de öldürüldü. Peki saldırı hangi maksatla yapıldı? Neden TUSAŞ hedef alındı? Zamanlaması manidar mıydı? Bütün bu soruları cevaplamak üzere sözü Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Sayın Abdullah Ağar'a bırakıyorum. Ankara TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısı hangi niyet ve maksatla yapılmış olabilir? Şimdi öncelikli olarak muhakeme edilmesi gereken son derece önemli başlıklar var. Bunlardan birincisi Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu nokta ve üretmeye başladığı bağımsızlık seviyesinin tam bağımsızlığa doğru yürümekte olması. Yani ihtiyaç duyduğu savaş uçaklarına, hava savunma ve hava taarruz sistemlerini, bir diğer tarafıyla insansız hava araçlarını ve öte tarafıyla da helikopterlerini ve uzay sanayini bu tesislerde geliştiriyor olması ve bundan duyulan büyük rahatsızlık. Kimler arasında? Özellikle rakipleri arasında ve Türkiye'nin jeopolitik bir bağımlılık, stratejik bir bağımlılık üretmesi ihtirasını devam ettirenler arasında. Bundan kaynaklanan bir terör saldırısı, bunun içermiş olduğu bir mesaj olabilir mi? Bu olabilir, bu birinci başlık. İkinci başlığımızda bence ikinci yaklaşım da şu. Özellikle Orta Doğu'da büyük bir gerilim var, büyük bir istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlığa bir şekilde Türkiye'yi dahil etmeye çalıştıklarını görüyor ve gözlemliyoruz. Bir diğer tarafıyla Türkiye şu halde dahi hem doğrudan hem de dolaylı yoldan etkileniyor, hem de bir şekilde süreçleri etkiliyor. Ve bununla birlikte büyük bir gerginlik var. Bu gerginliğin üretmiş olduğu pek çok iftiralar, iddialar, ithamlar, hakaretler, itibarsızlaştırmalar, şeytanlaştırmalar söz konusu. Bununla bağlantılı olabileceğini bir olasılık olarak göz ardı edemeyiz. Üçüncü olasılık, bir süreç var, bir inisiyatif geliştirmeye çalışıldığı gözüküyor. Özellikle hani medyadan takip ediyoruz, işte terörist başı Öcalan'ın Kandil'le görüştürüldüğü veya işte YPG, PKK'nın Suriye ayağıyla görüştürüldüğüne dair bir takım iddiaları gördük, okuduk. Şimdi daha sonrasında da işte Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bir takım jestler ve bununla beraber yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Bu inisiyatifin geliştirilmesiyle ilgili geçmiş zamanda yaşanan benzer inisiyatiflere bakarak birilerinin bu süreçlerden rahatsız olma ihtimali son derece yüksek. Yani kendi terör ekmeklerini, kan doğranmış ekmeklerini yemeye devam etmek isteyenler. İşte terör örgütü üzerinden, terör örgütü içinde veya terör örgütü dışında bir düzen kurmuş olanlar. Terörden nemalananlar, terörden güç üretenler, etki üretenler, Türkiye üzerinde bir baskı üretenler. Bu şekilde kurdukları düzenin devamına dair bir arayış çerçevesinde böyle bir eylemi organize etmiş olabilirler mi? Bu da mümkün. Bir diğer başlık da biraz ütopik gözükebilir, sansasyonel gözükebilir ama bence son derece önemli ve son derece dikkat çekici ve şüphe uyandırıcı. Bir BRICS toplantısı var. Nerede? Tataristan'ın başkenti Kazan'da. Bir toplantıya gitmişken Türkiye, Ankara'da Türkiye'nin başkentinin ilçesi Kazan'da, Kahraman Kazan'da aynı gün, aynı saatlerde, hatta aynı anlarda bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Bu ütopik gözükebilir ama benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü ilk defa bir NATO üyesi ülke Rusya'nın ve Çin'in başat unsur olduğu bir jeopolitik organizasyona katılmaya dair bir inisiyatif üretiyor. Şimdi yabancı medyayı okuduğumuz zaman şu an en çok tartışılır. Yani BRICS toplantısının yapılacağı, Türkiye'nin ortaya katılacağı gözükten beri en çok tartışıkları, Türkiye'yi en çok eleştirdikleri, Türkiye'ye karşı en büyük ithamlarda bulundukları temel başlık bu. Şimdi buradan hareketle, yani batılı medya bu kadar büyük bir rahatsızlığı dile getiriyorsa batılı mekanizmalar, güvenlik mekanizmaları herhalde bundan çok daha fazla ziyadesiyle rahatsız. Bu açılardan bakıldığı zaman
geçmişimizde karşı karşıya kaldığımız bir takım terör eylemlerinin üretmiş olduğu bağlantılara baktığımız zaman akla geliyor. Hatta bence en çok akla gelmesi gereken konuların başında geliyor. Çünkü dünyanın geleceğini belirleyecek olan ne? Jeopolitik pozisyonlar. Ve şu an jeopolitik bir türbülans var. Jeopolitik türbülansın olduğu bir evrede Türkiye'nin, devletinin, karar vericilerin kararlarını manipüle etmeye yönelik böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalınabilir mi? Bir olasılık olarak göz önünde bulundurulmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir başlık da bu, yine bununla ilgili. Beşinci başlıkta. Şimdi bu bağlantıyı ben kurdum. Sizlere de anlattım. Sizler de çok çarpıcı buldunuz. Aa dediniz, gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. O zaman bizim bu olabiliri göreceğimizi öngörmüş olan bir üçüncü taraf, böyle bir eylemin altına imza atıp Türkiye'nin zaten yaşamış olduğu derin güven bunalımını müttefikleriyle daha derinleştirmek, daha da kırılgan hale getirmek istemiş olabilir mi? Bu da bir olasılık. Bunu da düşünmek zorundayız. Şimdi bir diğer başlıkta şu görebildiğim. Şimdi bir zirve var, son derece kritik. Kazan'da. Aynı gün Putin'le Erdoğan, Türkiye ile Rusya son derece önemli konuları konuşacakları bir masanın etrafında toplanıyorlar. Ama bir terör saldırısı gerçekleşiyor ve stratejik akıl başka bir tarafa doğru kayıyor. Yani en üst seviyede yapılan bir toplantının son derece önemli gündem başlıkları varken bir terör saldırısı oluyor ve artık herkes bunu konuşmaya başlıyor. Putin bir açıklama yapıyor. Yapılan görüşmeyle ilgili açıklama yapmıyor. Terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıyor. Erdoğan bir açıklama yapıyor. Yapılan son derece önemli başlıklarla ilgili değil, terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor. Stratejik akıl dağıtma. Stratejik dikkati başka taraflara çevirme. Böyle bir amaç güdüyor olabilir mi? Bu başlık da aklıma geliyor. Tabii bunlardır. 6 başlık saydım. Bunlardır. Bunlardan birisidir gibi bir iddialı cümlede kurmayacağım. Bütün her şeye rağmen bilmediğimiz bir başka nedenle de yapılıyor olabilir mi? Bu da artık devletin göreceği, görmesi gereken, bulması gereken, yani yapmış olduğu araştırmadan sonra ulaşacağı kaynak kodlarındaki deşifreyle beraber ortaya çıkacak bir şey. Ve bu tabii doğal olarak bu asıl faile, buradan ulaşıldığı takdirde, doğru faile ulaşıldığı takdirde bu da doğal olarak Türkiye'nin tercihlerini, Türkiye'nin tepkilerini en sağlıklı şekilde yönlendirmesine gerektirecek temel oluş. Biz buradan bunun muhakemesini yapmaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Ümit ederim faydalı ve katkılı olmuştur.